Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün laptopumuza Lenovo G510 serisi laptopumuza SSD takacağız. SSD'nin şöyle göstereyim ben. Yeni geldi daha. Şu şekilde Toshiba'nın SSD'sini aldım arkadaşlar. Okumaya ve yazma hızı yüksek. Bayağı araştırmalar sonucunda bunu aldım. Normal SSD'mizin yuvası olmadığı için hard disk şeklinde takacağız. Şu şekilde bir de bunun kasasını aldım. İkinci bir hard disk takabilmek için. Bunu CD-ROM kısmımıza takacağız arkadaşlar. CD-ROM'u iptal edeceğiz. Normal üstündeki hard diskinin kalmasını istiyorum. O yüzden CD-ROM'a takacağız. Şimdi SSD'nin bilgisayarın açılma hızını falan onları karşılaştırmak açısından ben bir şu an normal hard diskle bilgisayarımı açacağım. Bakalım kaç saniyede açacağız. Evet arkadaşlar şu anda bastım. Açılma hızını hemen ben size söyleyeceğim. SSD'lerin şöyle bir iddiası var. Yani gerçekten açılma hızı çok yüksek. 3 saniye, 5 saniye gibi bir sürede masa üstünü direkt görebiliyorsunuz. Böyle bir iddialar var. Şu anda 25 saniye oldu arkadaşlar. Videonun süresinden hesaplıyorum ben. Masa üstüne aşağı yukarı 20 33 saniye gibi bir sürede gördük arkadaşlar. Yani 33 saniye gibi bir sürede masa üstümüz açıldı. Şimdi SSD montajımızı yapalım. SSD'yi taktıktan sonra arkadaşlar buna yeni bir sistem atmanız gerekiyor. Bunu C olarak kullanacağım. Normal hard diskimiz bilgisayarımızın hard diskinde depolama alanı olarak kullanacağım. Bilgisayarın kendi hard diski 1 TB. Yani 240 GB'lık bir C'miz olacak. Bunu komple C yapacağız. Hızını o zaman anlayacağız. Şimdi montajımıza geçelim. Bakalım nasıl bir hız olacak, nasıl bir fark olacak bilgisayarımızın kullanımında onu göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar montajımızı yapabilmemiz için bilgisayarımızın şu arka kapağını sökmemiz gerekiyor. Bunun için de bataryasını çıkarttığımız zaman hemen şöyle göstereyim. Şurada ve burada iki tane vida var. Bu vidaları sökmemiz gerekiyor. Ben şimdi o vidaları söküp arka kapağımızı çıkarayım. Bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar vidaları söktüm ben. Hemen şöyle yatırıp kapağını açalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi kapağımız açılıyor. Arkadaşlar şurası bizim CD-ROM kısmımız. Biz buraya takacağız SSD'yi. Burada RAM slotları var. İki tane RAM slotumuz var. Bu da normal kendi hard diskimiz bilgisayarın. Yeni bir yani RAM gibi olan SSD'lerin yuvası burada olmadığı için biz CD-ROM kısmına söküp bunun yerine takacağız. Yani CD-ROM'u iptal edeceğiz. Zaten şimdi bu zamanda da çok fazla bir CD, DVD kullanmıyoruz zaten. Genelde USB bellek, işte flash on dediğimiz onlarda tarzlar kullanıyoruz. O yüzden normal hard diskimiz, orijinal hard diskimiz burada duracak. Onun yerine ikinci bir hard disk olarak takacağız. CD-ROM'u sökmemiz için de şuradaki bir tane vida var. Onu söktüğümüz zaman CD-ROM zaten dışarı çıkıyor. Bir sorun SSD kartı takacağımız bu şu yuvanın kapağı yok. Bu taraf açık kalacak. CD-ROM'un kapağını buna takacağız bakalım takabilirsek eğer. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi ben CD-ROM'u da çıkartayım. Yuvaya bakalım. Daha sonra SSD montajımızı da yapıp işlemimizi bitirelim arkadaşlar. Vidamızı çıkardık. Şu şekilde CD-ROM'umuzu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıkardığımız için SATA
bağlantıları bu tarafta. Hemen şunu alalım. Bunun da SATA bağlantıları bu tarafta arkadaşlar. İçine SSD'mizi oturtup daha sonra bunu da yerine oturttuğumuzda işlemimiz tamamlanacaktır. Bu şekilde SSD'yi yuvasına oturttuk arkadaşlar. Bunu şöyle ters çevirip SATA bağlantıları bizden taraf olacak şekilde bunu da yerine oturttuğumuz zaman SSD montajımız tamamlanıyor. Dediğim gibi şuradaki açıklığımızı da CD-ROM'un kapağını sökerek oraya takarak kapatmaya çalışacağız. Şimdi SSD'miz takıldı arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bilgisayarımızı açıp sistemimizi yüklemek. Ben bu aşamayı çekmeyeceğim. Sistemi yapabilen olur, yapamayan olur. Yani o CD'sine, flash belleğine ulaşamayan olur. O yüzden ben bu aşamayı çekmiyorum arkadaşlar. Eğer yapabiliyorsanız kendiniz yapın, yapamıyorsanız buna uğraşmaya da gerek yok. Açıkçası bir bilgisayarcının yapması daha iyi olur. Çünkü normal hard diskinizi de biçimlendirip, yani öncesinde hard diskinizin yedeğini mutlaka alın. Çünkü bu hard diskiniz artık biçimlenecek ve sıfır şekilde çıkacak. O yüzden eğer kendiniz yapamıyorsanız hiç uğraşmaya gerek yok. Bir bilgisayarcının yapması daha iyi olur. Şimdi montajımız tamamlandı arkadaşlar. Ben sistemimizi kuralım. Gerekli işlemlerimizi halledelim. Ondan sonra tekrar küçük bir bilgisayarın açılma testi, ilk başta yaptığımız gibi bir testini yapıp tamamlayacağız arkadaşlar videoyu. Şimdi montajdan sonra görüşmek üzere. Yani sistemi kurduktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, SSD'mizi taktık. Sistemimizi kurduk. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ben sorunu çözemedik, bilmiyorum. Bu yuvadan kaynaklı mı yoksa başka bir şey mi var bilmediğimiz. SSD'mizi buraya taktığımızda göremedik ve ayrıca burası SATA 2, SSD'miz SATA 3. Normal hard diskimizin takılı olduğu bu yerde SATA 3. Yani SSD'yi buraya takmamız gerekiyor. SATA 2'ye takınca hızında tam verim alamıyormuşuz. O yüzden biz normal hard diskimizin yerine taktık. Şurada da normal hard diskimiz var. Bilgisayarımızın üzerinden çıkan hard disk. Bunu da maalesef bu kutuya takıp da CD-ROM yerinden taktığımız zaman hard diskimizi de göremedik. Şu an hard disk için yarın tekrar bir bakacağız. Eğer şu kasamızı değiştireceğiz. Yine olmazsa buraya tekrar CD-ROM'umuzu takıp hard diskimize bir şekilde şöyle bir harici hard disk kasası bulup bunun içine takacağız ve bu hard diskimizi de harici olarak kullanacağız arkadaşlar, mecburen. Ben sabit bir hard disk olsun istedim içinde ama olmadı. İnşallah yarın bu kasayı değiştirdiğimizde olur. Bununla ilgili herhangi bir şey tekrardan ekleme yapmayacağım. Bu şekildeydi montajımız. Hemen şöyle bilgisayarımızı ters çevireyim. Bilgisayarın açılma hızını da görün arkadaşlar. Şu an bilgisayarımız kapalı. Hemen tuşuna basayım. Evet, yine aynı şekilde başlattım. Saniyeyi onda başlattım. Yine videonun saniyesinden hesaplayarak yapacağız arkadaşlar. İlk önceki 33 saniyeydi. Şimdi ise yaklaşık bir 10 saniye falan, aşağı yukarı o civarda bir açılma süresi var. Tabii laptoplarda bu kadar açılması normal, bu kadar geç açılması. Masa üstünde bu süre daha da düşüyor.
Tabii bu bilgisayarın özelliklerinden de kaynaklanan bir şey. Bilgisayarınız da eski bir bilgisayar olduğu için o yüzden çok fazla dert etmiyoruz bunu ama 33 saniye 10 saniye karşılaştırması 3'te 1 oranında baya bir fark var arada. 20 saniye 23 saniye gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Videoyu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Elimizden geldiğince bilgimiz dahilinde olan şeylere cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.